başvuran kişiler çoğunlukla iş dünyasından kişiler. Çünkü iş hayatı artık çok fazla stresli olmaya başladı. İş hayatının kendisinin stresinin yanında gidip gelirken ki işte trafikte stres veya günlük hayatın stresi, zaman yönetimini yapamamanın veya para yönetimini iyi yapamamanın verdiği bir takım stresler de insanların omuzlarına yüklenmeye başladı. Bu durumda birçok çalışan kişi stresle baş edememeye veya hatta öfke kontrolü yapamamaya başladı. Bu yüzden de bu eğitimlere talep çok oluyor. Bu eğitimlerden beklentileri streslerini yönetebilmek veya öfkelerini kontrol altına alabilmek. Buraya gelen arkadaşlar, katılımcılar zaten daha ilk kapıdan girer girmez buranın atmosferinden etkileniyorlar. Buranın çok güzel bir sinerjisi var, çok güzel bir enerjisi var. Eğitimlerde de gerçekten çok güzel, pozitif bir enerjiyle karşılaşıyorlar. Daha girer girmez rahatladıklarını görüyorum ben, hissediyorum. Daha sonrasında stresin, öfkenin tanımını çünkü insanlar belirleyemedikleri ve tanımlayamadıkları duyguları daha çok problem olarak görüyor. Ama bunun aslında çok doğal bir şey olduğunu, hormonlarla ilgili bir şey olduğunu öğrenince bir kere ilk etaptan bir rahatlama oluyor. Daha sonrasında öfkeyi yönetme teknikleri veya stresle baş etme tekniklerine giriyoruz. Onların yapmaları gereken bir takım şeyler var. Öncelikle kendilerini iyi tanımaları, duygularını iyi yönetebilmeleri, duyguları tanımlayabilmeleri, hangi duygularda veya hangi durumlarda stres veya öfkeye kapıldıklarını iyi bilebilmeli. Kendilerinle ilgili farkındalıkları yükselirse o zaman stresle veya öfkeyle baş etmeleri daha kolay oluyor. Ve bunun güncel hayat içerisinde nasıl kontrol edilebileceğini ve nasıl yönetilebileceğini gösteriyoruz. Birçok insan stres ve öfke yönetimine aslında kendi öfke ve streslerini yönetmek için gelmiyor. Bu da çok ilginç bir şey. Bunu tespit ettik. Çoğu gelen insanda aslında öfke veya stres olmuyor ama karşılarında iletişimde bulundukları, etkileşimde bulundukları insanların öfke ve stresine maruz kalan insanlar. Ve onlar bu konuda neler yapabileceklerini merak ettikleri için geliyorlar. Ve onlar için de bir takım teknikler. Dolayısıyla onlara verdiğimiz şeyler de iletişim teknikleri oluyor. Çatışma çözümü teknikleri oluyor. Yani öfke stresinin içerisine o kadar çok şey giriyor ki aslında. Karşıdaki kişinin öfkesini yönetme de giriyor. Kendi öfkelerini yönetmenin yanında. Eğitim sonunda çok güzel geri bildirimler aldık. Çok pozitif geri bildirimler aldık. Ve daha eğitim biterken günün sonunda bile çok fazla değişiklik kendilerinde hissettiklerini söylediler. Ve daha sonrasında görüştüğüm eğitime katılan katılımcılar bu eğitimden çok fazla kazanım elde ettiklerini söylüyorlar. Çok güzel geri bildirimler alıyoruz. Gerçekten burası onlar için bir terapi merkezi haline gelmeye başladı son zamanlarda.